Herkese merhaba dostlar. Umarım iyisinizdir. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Güzel bir sene geçirmeniz dileğiyle 2019'un ilk podcastinde beraberiz. Farkında mısınız bilmiyorum ama yılbaşında kendimizi bir kutlama yapma zorunluluğu içinde hissediyoruz. Sanki yeni yılın gelişini kutlamamak, en azından evde dostlarla ya da aileyle özel bir yemek hazırlamamak ayıpmış gibi gelmiyor mu size de? Bu açıkçası bence üzerimizde oluşturulan bir algı. Kutlamanın tabii ki de kötü bir şey olduğunu söylemiyorum da, sonuçta insanların bazı günleri eğlenerek geçirmesi kadar normal bir şey olamaz herhalde. Ama benim aklıma takılan nokta kendimizi bunu kutlamaya zorunlu hissetmemiz. Hatta o gün bir etkinlik yapmazsak yalnız olduğumuzu düşünüp utanacak kadar algıya maruz kalmamız. İçinizde de vardır yılbaşında evde olduğu için, tek olduğu için toplumdan soyutlanmış hisseden, kendini yalnız hisseden, bir yerlere gitmediği için bunu söylemekten utanç duyan mutlaka vardır aranızda. Üniversitedeyken bunun nedeninin psikolojik bir analizini yapmıştık. Size ne derece doğru gelir, ne derece yanlış gelir bilemem ama vardığımız sonuç yılbaşı ile ilgili görsellerin buna neden olduğuydu. Mesela yılbaşı görsellerinde neler vardır? Hareket halindeki kar taneleri ve kırmızı ağırlıklı tasarımlar. Bu ikisi genellikle insanları hareket etme yönünde teşvik etmek için psikolojik açıdan inanılmaz etkili fenomenler. Amerikan filmlerine dikkat edin. Noel ya da yeni yıl konulu filmlerde caddeler hep insan doludur. Kimse evinde durmaz. İlginç bir telaş vardır insanlarda. Alışveriş yaparlar, kucaklarında taşıdıkları kutularla, ellerindeki poşetlerle oradan oraya giden insanlar görürüz hep. Sadece filmler için değil tüm dünyadaki ülkemizdeki yılbaşı reklamları için de böyle. Yılbaşı temalı televizyon reklamlarında fonda mutlaka yağan kar taneleri, kırmızı beyaz desenler vardır. Bunlar da bizde hareket etme, ne bileyim yerimizde durmama, gidip alışveriş yapma, yılbaşını kutlama, toplumdan soyutlanmama, herkes bir şeyler yaparken yerinde durmama gibi içimizde garip istekler uyandıran aslında basit reklam oyunları. Bu yüzden diğer dünya sinemasına nazaran Hollywood'u çok daha fazla beğeniyorum. Çünkü filmlerinin her saniyesini ciddi anlamda laboratuvar tekniğiyle tasarlamayı çok iyi biliyorlar. Gelelim Malcolm X'e. Bu adam enteresan bir adam. Bir yandan çok güzel düşünceleri olan, bir yandan sürekli git gel yapan, fikirleri sürekli değişen, her 10 yılda bir bütün hayat felsefesini komple değiştiren, tutarsızlıklarla dolu olmasına rağmen Kendimce güzel gördüğüm bazı fikirlere sahip garip bir adam. Babası Hristiyan bir din adamı ve o yıllarda (kastettiğim tarih 1920'ler) Amerika'daki beyaz ırkçılığının sembolü olan Ku Klux Klan'ın yoğun saldırılarına maruz kalıyor. Hatta babasının dört kardeşi beyazlar tarafından katledilmiş. Yani zor bir hayat yaşayan babası var. Nitekim yine aynı grubun saldırıları sonucunda öldürülüyor ve Malcolm ve kardeşleri babasının ölümünden sonra diğer başka ailelere evlatlık olarak veriliyorlar. Anneleri de akıl hastanesine kaldırılıyor. Malcolm gençlik yıllarında New York'u, Harlem'i ve Harlem'deki siyahileri tanır. Ve bu yıllarda da gerçek anlamda birçok suç işler. Uyuşturucu, kadın ticareti, antika eşya hırsızlığı, gasp gibi bir takım suçlar işler ve 1946 yılında hırsızlık suçundan 10 sene mahkumiyet alır. Malcolm hapse girer, Zaten arayışlarda olan genç bir çocuk hırsızlıktan girmiş. Hristiyan beyazlar ona hayatının en büyük kötülüklerini yapmış. Babasını öldürmüş ki babası da Hristiyan bir din adamı olmasına rağmen. Bu yüzden beyazlardan nefret ediyor. Kafasında bir ideoloji oluşturamıyor, bir inanç oluşturamıyor. Çünkü Hristiyanlık barışa götürecek olsa e zaten Hristiyan beyazlardan çekmiş ne çektiyse. Ailesi öldürülmüş, kardeşleri dağılmış, işkence görmüş, annesi akıl hastanesine kaldırılmış falan. E o sıralarda kardeşleri vesilesiyle Elijah Muhammed diye bir adamla tanışıyor. Elijah Muhammed o sıralarda Nation of Islam, İslam Millet adı verilen bir hareketin lideri. Bu hareket siyahi Müslümanların katıldığı bir hareket ve aynı zamanda da inanılmaz bir siyahi milliyetçi örgüt. ırkçı diyeyim hatta. Elijah Muhammed öyle bir cemaat lideri ki kendisini bizzat Tanrı'nın kendisi olduğunu iddia ediyor. Bazı müritleri onun Tanrı değil, peygamber olduğunu söylese de o kendisinin Tanrı olduğu yönünde, Allah'ın kendi olduğu yönünde ve insan suretinde yeryüzüne geldiği yönünde milyonlarca insanı etkileyebiliyor. Ki hala öyle inanılır. Videonun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Malcolm X, Elijah Muhammed'in sıcaklığından, ona yakınlığından ve ideolojik fikirlerinden etkileniyor. Dediğim gibi çok çekmiş beyazlardan ve gerçekten de bu keskin uç fikirlerden etkilenip kendisi de İslam'ı kabul ediyor ve siyahi ırkçı ideolojisiyle Elijah Muhammed'in İslam anlayışını kafasında sentezliyor. Elijah Muhammed dediğimiz adam da tam bir Adnan Hoca. Önüne gelenden çocuğu var. Hangi kadınla tanışsa kadın 6 ay sonra karnı şişiyor. Öyle bir adam. Bu kadınlardan bazıları velayet davası için Elijah Muhammed'i mahkemeye veriyorlar. Bütün Amerikan toplumu şaşırıyor. Siyahi Müslümanlar şaşırıyor ama Malcolm X etkileniyor gibi görünse de çok da etkilendiği söylenemez. Çünkü gidip Elijah Muhammed'le konuşuyor ve diyor ki: "Bu durumu topluma nasıl anlatmalıyız?" Elijah Muhammed'in Malcolm X'e nasıl savunması gerektiğini söylediği sözleri aynen okuyorum arkadaşlar. Ben Davut'um. Eğer Davut'un bir başkasının karısını nasıl elinden aldığını okuyacak olursan, benim Davut olduğumu anlarsın. Yine bunun gibi içkiden sarhoş olan Nuh'un yaşamını okursan, bunun ben olduğumu görürsün kendi öz kızlarıyla cinsi münasebette bulunan Lut hakkında yazılanları oku. İşte ben bütün bu yapılan şeyleri yapmakta görevliyim. Bunları yapmak da görevli çünkü Tanrı da olsa, peygamber de olsa, dünyaya gelmiş bir varlığın kusurlarının olduğunu insanlara göstermek zorunda. Bunu söylüyor Malcolm X'e. Malcolm X de oğlu Wallace Muhammed'le birlikte Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı araştırıp bu kitaplardan benzeri nitelikteki olayları inceleyip Nuh'un sarhoşluğuna, Davut'un kendi yakın arkadaşının karısıyla zinasına, Lut'un kendi kızlarıyla yatmasına ve Musa'nın Habeşli bir kadınla zinasına dair olayları görüyor. Kutsal kitaplarda bulduğu bu verilerle planını kurar ve oldukça becerikli sayılabilecek bir ahlak oyununa başvurur. Malcolm X'in kendi ağzından Elijah Muhammed'i toplum önünde siyahi Müslümanlar önünde savunmak için yazdıklarını okuyalım. İslam'a bağlı kişilere şu öğretilebilir ki, bu yeryüzü yaşamı sırasında kişinin başarıları, onun kişisel ve fani acizliklerini örter. İncil, Kur'an ve Tevrat'ı gözden geçirirken şunu anladım ki, Davut'un arkadaşının karısıyla olan zinası, tarih terazisinde onun Golyat'ı öldürmüş olması gibi olumlu bir olaya oranla az değerdedir. Lut'u düşünürken onun kendi kızlarıyla sevişmesini değil, halkı Sodom ve Gomorrah'ın helak edilmesinden kurtarmasını düşünürüz. Nuh hakkındaki görüşümüz onun sarhoşluğu ile değil, gemi inşa edip insanlığı tufandan kurtarması davranışı ile ilgilidir. Musa'nın yaşamını gözden geçirirken onun Habeşli bir kadınla zina etmiş olmasına değil, İbranileri Mısır köleliğinden kurtarmış olmasına önem veririz. İncelediğim bütün bu olaylarda olumlu davranışlar, olumsuz davranışları bastırmıştır. Ve işte bu inanç içerisinde konunun zenci Müslümanlara bu şekilde yansıtılması için emri altında bulunan camilerin imamlarına gerekli talimatı verir. Onlara şunu anlatır. Elijah Muhammed'in kendi sekreterleriyle cinsi münasebette bulunuşunu Müslümanlara peygamberlik görevini yerine getirilmesi şeklinde belletmelerinin kendilerinden istenmesini şaşkınlıkta karşılamamalıdırlar. Buyurun cümleler burada. Kaynakları video açıklamasına zaten yazıyorum. Kendiniz Malcolm X'in eserlerini okuyup bunu görebilirsiniz. Malcolm X bu adamı tanrı olarak görüyor kendisinin Elijah'la arasının bozulmasından sonra bile ben onun tanrı olduğuna ya da en azından tanrıdan sonraki en önemli varlık olduğuna inanıyordum diyor. Elijah Muhammed çok zeki bir adam. Tanrı olduğunu öyle bir iddia ediyor ki birçok farklı inanç grubunu bile kendine bağlayabiliyor. Hatta bir gün Arap bir Müslüman onunla karşıtlık konuşuyor ve diyor ki Allah olduğunu iddia ediyorsun diyor. O halde diyor şu güneşi diyor doğudan değil de batıdan doğurur musun? Bu sefer de Elijah Muhammed ona diyor. Diyor ki: "Zaten diyor doğudan doğuran benim. Sana mucize gösterirsem bana inanmanın sınavın bir anlamı kalmaz. Direkt inanırsın. Önemli olan senin şüphelenmemen, şüphelerini yenmen. Ben Tanrıyım ve insan kılığına girdim. Güneşi doğudan doğuran, batıdan batıran benim. Sana mucize göstermeyeceğimi de söylüyorum. Güneşi doğudan doğuranın ben olduğumu söylüyorum. Sen şimdi kendi tanrına, kendi Allah'ın olduğunu düşündüğün varlığa dua etsene güneş o batıdan doğursun. Doğal olarak yani güneş o Arap Müslüman sabaha kadar dua etse de batıdan doğmayacağı için Arap Müslüman bu tartışmanın sonunda Elijah Muhammed'in Allah olduğunu kabul ediyor. İnsan kılına girmiş Allah olduğunu kabul ediyor. Yani böyle de kurnazlığı olan bir adam Elijah Muhammed. Malcolm X yıllar sonra hacca gitmeye karar veriyor. Hatta neredeyse 15-16 yıldır Müslüman İlk defa namaz kılacak ama. Daha hiç namaz kılmamış. Çünkü namazın, orucun, haccın, zekatın falan İslam'ın geri olduğunu düşünmüyor zaten. Hacca gittiği zaman şunu görüyor. Diyor ki, Fatikan'a hacı olmaya giden zencisi var, beyazı var, şu su var, bu su var. Kudüs'e hacı olmaya giden zencisi var, beyazı var, şu su var, bu su var. Mekke'ye gittim. Oraya da hacı olmaya gelen zenciler var, beyazlar var. Yani beyazlar şeytan olmayabilir diyor. Çünkü Malcolm X o güne kadar beyazların şeytan olduğunu düşünüyor. Bakın sadece Hristiyan beyazları Amerika'daki beyazları kastetmiyorum. Nation of Islam grubunun ideolojisine göre bütün beyazlar şeytandır. Buna Müslüman olanlar da dahil. Ve bu fikrini kırıyor. 1964 senesinde döndüğünde Elijah Muhammed'i fikirlerini açıklıyor. Elijah Muhammed ona vazgeçmesini, tehlikeli bir yolda olduğunu, Amerika'daki siyahilerin birliğini bozacağını söylüyor. Nitekim Malcolm X, Sünni İslam'ı benimsediğini açıklayıp birkaç kez konuşma yaptıktan sonra Nation of Islam grubunun uyarılarına rağmen yeni bir muhalefet grubu kuruyor ve kendi içlerindeki siyasi çekişmeler sonucunda öldürülüyor. Öldürülüşünde tutuklanan kişilerin hepsi Nation of Islam yani İslam Milleti grubunun üyeleridir. Nitekim siyahiler için mücadele veriyor fakat yine siyahiler tarafından öldürülüyor. Hatta ölüm emrinin verdiği düşünülen kişi bugün de Nation of Islam cemaatinin liderliğini yapan Louis Farrakhan Louis Farrakhan, 1995 yılında Malcolm X'in kızı tarafından kiralık katil tutularak öldürülmeye çalışılmıştır. Şu an ekranda Malcolm X'in kızını görüyorsunuz. Fakat suikast başarısız olmuş ve Malcolm X'in kızı yüksek bir ceza almamıştır. Elijah Muhammed'den etkilenen kişilerden biri de Malcolm X'in de bir dönem arkadaşı olan ünlü boksör Muhammed Ali. Fakat Muhammed Ali'nin bilinen anlamıyla bir Müslüman olduğu düşüncesi başlı başına hata ve aldatmacadan ibarettir arkadaşlar. Muhammed Ali'nin Müslümanlığı hakkında gerçekçi bilgilere sahip olsaydı eğer Türkiye'de kendisini seven inançlı bireyler bu ilgilerinden ötürü utanç duyardı. Çünkü Muhammed Ali için tek peygamber Amerikalı Elijah Muhammed'dir ve hayatı boyunca ona sadık kalmıştır. Hatta Malcolm X de Elijah Muhammed fikir ayrılığına düşünce Muhammed Ali Malcolm X ile görüşmeyi kesmiş Artık görüşmediğine dair röportajlar da vermiştir. Çünkü onun için tek bir idol var, o da Elijah Muhammed. Nation of İslam grubu tarafından çıkarılan Muhammed Speaks adlı bir mecmuada, Elijah Muhammed'in resminin altında Last Messenger of Allah, Allah'ın son elçisi ibaresinin yer alması ve hala dünyanın en büyük online satış mağazalarından olan Amazon.com'da 648 dolar gibi yüksek bir rakamla satışa sunulmuş olan Elijah Muhammed imzalı 10 sayfalık I am the last messenger of Allah. Ben Allah'ın son elçisiyim isimli kitapçıkta çıktı. gösteriyor ki Elijah Muhammed peygamberlik iddiasındadır. Bakın bu iddia topluluklar için bir de yakın çevresindeki halka için ise Allah iddiasında. Böyle bir inanışın kökeni ne olabilir diye sorabilirsiniz. Ama Senegal'e gidin, Nijerya'ya gidin bu tarz garip bir İslam algısıyla karşılaşacaksınızdır dostlar. Bunun Amerika'ya taşınmış versiyonu. Hristiyanlık da harmanlaşmış versiyonunda Nation of İslam'dır. Günümüzde de hala büyük bir organizasyondur bu fakat ibadet ettikleri yerler camiden çok kiliseyi andırır. Mum yakarlar, yere oturmak yerine koltuk hatta tahta iskemleler kullanırlar. Tıpkı kiliselerdeki gibi. Cemaate göre Elijah Muhammed'in yerini alan bugünkü liderleri Louis Farrakhan Allah'ın sözlerini bir peygamber gibi onlara ileten kişidir oruç ve namazları çok 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 farklıdır. Müslümanlarınkinden ziyade Yahudi ve Hristiyanlarınkine benzer zaten. Az önce de söyledim ya, Senegal'e gitseniz, Güney Afrika'ya gitseniz, Gana'ya gitseniz zaten çok farklı bir İslam algısı görürsünüz. Bir de bunun yüzyıllar boyunca Amerika'da sentezleşmiş halini düşünün. İşte bu karmaşık sentez karşımıza Malcolm X gibi bir karakter çıkarıyor. Şimdi ekrana düşük çözünürlüklü bir fotoğraf koyacağım çünkü Eski bir fotoğraf ve internetteki hali maalesef böyle. Bu fotoğrafta Necmettin Erbakan, Abdullah Gül ve Nation of Islam lideri Louis Farrakhan bir arada duruyorlar. Ama bu fotoğrafta kafama takılan bir soru var. O da şu. Türkiye'de bir cemaat kilisevari bir inanca sahip olsa, liderlerinin peygamber olduğunu kabul etse ve bir etnik grubun diğerlerinden üstün olduğunu düşünüp bütün Türk milletinin şeytan olduğunu söylese Yine Erbakan hoca o cemaati ziyaret edip böylesine neşeli bir poz verir miydi? Bu arada günümüzde Nation of Islam grubu Elijah Muhammed'in uzayda yaşadığını düşünüyor. Hatta Louis Farrakhan'ın yani bugünkü liderlerinin zaman zaman uzaya gidip onu ziyaret ettiğini düşünüyorlar. Böyle de enteresan abuk subuk bir grup. Malcolm X'in tanınmasında ve onun karakterinin oluşumunda Nation of Islam'ın iyi tanınması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Malcolm X kimi yönüyle takdir edebileceğimiz bir adam ama çoğu yönüyle de tıpkı yetiştiği cemaat gibi hezeyanlar yaşayan, sürekli fikirleri değişen, düşüncesini körü körüne benimseyip bir anda farklı bir uç düşünceye kapılabilen garip biri. Çünkü yetiştiği ekol belli. Bakın mesela onun birkaç sözünü size okumak istiyorum. İçlerinde hem güzel olanlar var hem de enteresan olanlar var. Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize, ve zalimleri sevmenize neden olur demiş. Buradan aklıma gelen şey herhalde kendi tecrübesiyle bu cümleyi düşünmüş olmalı. Çünkü kendisi de medya ve imamları aracılığıyla Elijah Muhammed'in taciz tecavüz ilişkilerini kahramanvari bir şekilde anlamlandırmaya çalışmıştı. Başka bir sözü, vatanseverlikle böyle kör olmak zorunda değilsin ki. Bu durumda gerçekle yüzleşemezsin. Yanlış yanlıştır onu yapanın ya da söyleyenin hiçbir önemi yoktur. Katılıyorum. Birbirimize karşı daha nazik olmamız lazım. Nezaket karşılıklı anlayışı doğurur. Anlayış sevgiyi doğurur. Sevgi sabrı doğurur. Sabırsa birliği doğurur. Barışçıl ol, nazik ol, kurallara uyu, insanlığa saygı göster. Ancak sana bunları yapmayan biri olursa onu mezarlığa gönder. Bir kereliğine suça bulaşmak onursuzluk değildir. Ancak sürekli suçun içinde olmak onursuzluktur bir kereden bir şey olmaz diyor. Oy pusulası işe yaramazsa işe ancak mermi yarar. E az önce barış diyen, saygı diyen, insani kurallar diyen, nezaket diyen adam burada da oy pusulası işe yaramazsa mermi yarar diyor. Bir anda barış barış diyorsun. Başka bir yerde biri bana zarar verirse öldürürüm diyebiliyorsun. Bir gün Elijah Muhammed Allah'tır diyorsun, diğer gün başka bir şeydir diyebiliyorsun. Müslümanım diye İlk namazını Müslüman oluşundan 15 yıl sonra kılıyorsun. Daha sonra Sünniyim desen de namazın zorunlu olmadığını savunuyorsun. Hacca gidip gelince Sünni İslam'ı seçtiğini açıklıyorsun ama türbanın, sarığın, sakalın İslam'da yeri olmadığını söylüyorsun. Yani ne olduğuna ve ne olması gerektiğine karar verememiş. Siyahilerin haklarını savunmak amacıyla yükselmiş, yükselince fikirleri değişmiş bir adam ve sürekli değişmeye devam eden bir adam. Her insanın düşünceleri değişebilir ama artık belli bir yaştan sonra zırt pırt değişeceksen toplumsal önderlik yapmamalısın. İnsanlar sana bugün bir şey, yarın başka bir şey söyleme derler. Evet, Malcolm X önemli fikirleri olan, özellikle siyahilerin haklarının kazanılmasında çok çok büyük yeri olan değerli biri. Ama bu iyi özellikleri onun kendi içindeki çatışmalarını, hezeyanlarını görmemizi ve bunlar üzerinde konuşma hakkımız olduğu gerçeğini değiştirmez. Nitekim bugün tanıdığımız Malcolm X, Elijah Muhammed'i Allah olarak kabul eden Malcolm X. Çünkü onun son bir yıla yakın süresi Elijah Muhammed'i reddetmekle geçti ve bu süre içinde çok az beyanatı var. O internette okuduğumuz, kitaplarda okuduğumuz sözleri, o kahramanca konuşmaları, bunların hepsi onun bir insanı Allah olarak kabul ettiği dönemlere dair sözler. Peki İslam'a göre bir insanı Allah olarak kabul etmek Sünniliği kabul edip namazı, haccı, orucu, sarığı, türbanı, çarşafı reddetmek. Kafirlik midir, değil midir? Evet dostlar bugünlük de bu kadar. Birkaç gün içinde yeni farklı konularla karşınızda olmaya çalışacağım. Instagram hesabım denizin otesinde diye aratarak bulabilirsiniz. Linkini hem sabit yoruma hem de video açıklamasına koyuyorum. Takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.